Sevgili akrep burçları, yükseleni akrep olan arkadaşlar, sizin niyetinize kahvemi içtim, niyetlendim, kapattım. Neyse, halınız çıksın, falınız diyorum. Falıma başlamadan önce kanalımı destekleyen, abone olan, yorum yapan herkese çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki kanalıma uğradınız, beni ziyaret ettiniz arkadaşlar. Neyse, akrep burçlarına dönüyorum arkadaşlar. Akrep burçlarına bakarken şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar, potansiyelinizin farkında mısınız? Akrepler, yükseleni akrep olan arkadaşlar. Soruyorum çünkü sizin 2024 için açılan böyle güzel bir potansiyeliniz olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Her mecrada üstünlük sağlayabileceğiniz, hayatınızın geri kalanını etkileyen farklar yaratabileceğiniz bir döneme, bir yıla giriyorsunuz. Çok güzel. Fincanın böyle ağzında böyle ışıltılı parlak bir deniz yıldızı gözüme çarpıyor arkadaşlar. Deniz yıldızı iyi şans dileklerinin gerçekleşmesi, umudun sembolü olarak bilinir. Çok yakında ters giden işleriniz yoluna girerken arka arkaya gelen güzel gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz. Böyle deniz yıldızının bacakları yenilenir arkadaşlar. Böyle yenilerken de yenileme yeteneği vardır. Bu da yeniden doğu doğuşla ilişkilendirilir. Bu yeniden doğuş sizin için öyle gelişmeler olacak ki kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Böyle geçmişte yaşadığınız şeyler, yükünüz sırtınıza kambur devam ediyormuş gibi gözüküyor. Hayat size hak ettiklerinizi çok çok mu cömert verdi de dileklerinizi bu kadar kolay harcıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen böyle fincanınızın ortasında telgraf direği gibi dikildiğini görünen bir dilek sembolü görüyorum. Bu çok sevineceğiniz bir gelişmeye haber veriyor. Ocak ayında uzun süredir görmediğiniz birinde karşınıza çıkacağını hissediyorum arkadaşlar. Haber, böyle sevineceğiniz haber işlerinde maaş artışı olabilir, terfi olabilir, aileden birinin olumlu gelişecek durumu olabilir arkadaşlar. Ya da tamamen bir sürpriz gelişme ya da size unuttuğunuz heyecanlarınızı yeniden yaşatabilir. Alıştığınız düzenin dışından çıkmaktan tedirgin olabilirsiniz ama kalbiniz aksini söyleyecek arkadaşlar. Siz bu yeni heyecanlara atılacaksınız. Böyle kendinizi bir konuda suçlu mu görüyorsunuz? Görmeyin. Aslında bir suçlu yok. Siz o zaman yapmanız gereken şeyi yapmışsınız ve olay sonuçlanmış diye hissediyorum. Böyle güzel yollarınız var arkadaşlar. Sabırla, metanetle ilerlerseniz çok 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 güzel yerlere ilerleyeceksiniz. Bakıyorum, devam ediyorum falınıza. Böyle bir grup insan çıkmış fincanınıza arkadaşlar. Aralarında bir karmaşa hakim. Kim kime ne diyor, kim kimin yüzüne bakıyor belli değil. Bu yansıma bir karmaşanın içine düşeceğinizi gösteriyor. Olayın neresinde olacağınızda emin olamıyorum ama sosyal ya da aile çevrenizde yaşanacak bu karmaşanın sonunda ilişkilerinizdeki dengelerin değişeceğini hissediyorum arkadaşlar. Birilerine mesafe koyarken bazı kişilerin aranıza yakınlaştığını görebiliyorum. Fincanınızdaki telveler böyle söylüyor. Bakıyorum. Ya böyle sevdiğiniz insanların istismarını oluyor olabilirsiniz. Bu istismar parasal olmaktan ziyade duygusal gibi görünüyor. Özellikle isminde iki tane ünlü harf olan biri sizden duygu dilenirken sizinkileri hiçe sayıyor arkadaşlar. Ocak ayının ortalarında bu durumu tespit edeceğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bakıyorum.
Böyle orta boylarda giyimine kuşumuna özen gösteren tatlı dilli bir hanımefendi arkanızdan böyle yalan yanlış laf taşıyarak başınızın ağrımasına neden olabilir. Kısacası iş yerinizde, iş hayatınızdaki herkesi ya da çevrenizdeki herkesi kendiniz gibi sanmayın canım arkadaşlarım, akrepler, yükselen akrep olan arkadaşlar. Ve bakıyorum, bir adım attığınızı görüyorum bir konu hakkında. O konu her neyse işleriniz tıkır tıkır yolunda gidecek gözüküyor. Hiçbir engele takılmadan başarıyla hedefe ulaşacaksınız arkadaşlar. Ve şöyle sonlara doğru bakarken yani hayatınızda karşılık vermemek için kendinizi zar zor zapt ettiğiniz biri olduğunu düşünüyorum. Aileden olabilir. Hatta kendinizi bu kadar tuttuğunuza göre eşinizin ailesinden olma ihtimali de yüksek gibi görüyorum. Ocak ayında ve içinde 3 sayısı olan günde bir konuda gelişme olabilir. Arkadaşlar böyle bütçe konusunda çekindiğiniz bir hayaliniz Mart ayında da gerçekleşebilir. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah faldan memnun kalmışsınızdır. Sürçülisan ettiysem affola. Başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşça kalın.